Merhaba Sine Platform seyircileri. Bu hafta yani 24 Eylül Cuma günü haftası yeni bir film var. Çok özel bir film. Nagihan Hanım. Evet, Louvre Müzesi'nde bir gece. Maalesef ben bu filmi seyretme fırsatı bulamadım. Onun için ben bütün sözü size bırakmak istiyorum. Size eşlik edeceğim sadece. Sağ olun, teşekkür ederim. Louvre Müzesi'nde bir gece, Pathé Film Şirketi'nin bir belgeseli. Tabii büyük ekranda seyretmek çok zevk verici. Bir gece dediğimizde gerçekten de müzelerin gecelerini ben çok merak ederim. Yani keşke sızabilsem de gece müzede yaşayabilsem sabaha kadar. Çünkü yüzyıllar, bin yıllardan gelen bütün o sanat eserlerinin barındırdıkları sırlar, gizem ve etkileşimleri özellikle geceliğin insanı büyüleyebilir. O alanda olmak şöyle bir düşündüğünüz zaman gerçekten çok hem ürpertici, heyecan verici hem de çok büyüleyici tabii. Merak etmeyin, bir gece ziyaretinize açılıyor. Louvre Müzesi'nde Leonardo da Vinci'nin eserlerinin olduğu ve onun çevresindeki sanatçıların da eserlerinin olduğu bir sergi var. Bu sergiyi de müzenin iki direktörü, kuratörü ve uzmanı bize gezdiriyorlar. Ama gezdirmekle kalmıyorlar. Yani sadece eserleri takdim etmekle kalmıyorlar. Bütün eserlerin ipuçlarını sürerek ve bu ipuçlarından yola çıkarak bu dahi adamın sanatının inceliklerini ve bütün o alt metinleri okumaya girişiyorlar. Tabii tam bir uzmanlık işi. Ve Leonardo da Vinci'ye baktığımız zaman 15. yüzyılın ikinci yarısında, 16. yüzyılın başında yaşamış. Fakat herkesin de bildiği gibi sadece bir ressam değil, müthiş bir bilim adamı kimliği de var karşımızda. Hani uçma deneyimlerinden insan anatomisinin inceliklerine kadar her şeye vakıf olmaya çalışmış. İnanılmaz eserler vermiş biri. Ama son tahlilde büyük bir ressam. Tarihin en büyük ressamlarından ve onun resimlerinden yola çıkarak da onun sanata bakışı, hayata bakışı, kafasında neler döndüğü, beyninin kıvrımlarında nasıl yol alabiliriz onun eserlerine baktığımızda veya ruhunda ne gibi çalkantılar var, bunlara ulaşmaya çalışıyorlar. Ve de eserleriyle ilgili günümüz teknolojisinden yararlanarak bayağı teknik detaylar da veriyorlar. Yani tam bir Leonardo da Vinci dersi. Ama bu ders tabii kuru yavan bir ders değil. Louvre Müzesi'nin gecesinde onun sergisini gezerek ve bütün o eserleri en ince ayrıntılarına kadar görerek yaşadığımız bir ders. Çok özel bir film. Meraklısına bir dair bir film galiba. Yani bundan daha ayrıntılı bir gezi olamaz. Sonuçta siz bir müzeye gittiğinizde zaten çok kalabalık oluyor. Tabii hele böyle büyük ressamların sergilerinde çok kalabalık evet. Oluyor. İşte kulaklıkla dinliyorsunuz veya işte rehberiniz anlatıyor. Ama tabii vakıf olmanız bazen çok güçleşiyor ve ayrıntıları kaçırabiliyorsunuz. Ama bu filmde siz varsınız, iki uzman var ve eserler var. Baş başasınız. Yani pek rastlayamayacağınız türde filmlerden biri. Ben bu tür özel filmleri getirdiği için ayrıca Mars grubuna teşekkür de etmek istiyorum. Çünkü seyircisi tabii ki çok fazla olmaz bu filmlerin ama o az seyirci için de çok özel bir iş. Dolayısıyla mesela bundan önceki haftada bir orkestra konseri, bir animenin müziklerini seslendiren bir orkestra konserini getirdiler. O vizyona girdi.
Ondan önce işte hatırlıyorum birkaç yıl önce işte Carmen operasının çekimlerini, yani bir Carmen operasının sahnelenmesinin tamamını getirmişlerdi ve sizin koltuğunuz sahnenin içindeydi. Yani şimdi sinema teknolojisiyle bu dev ekranlarda bu tür filmleri seyretmek aslında size büyük bir lüks sağlıyor. Çünkü hiçbir opera salonunda, hiçbir müzede falan bu kadar yakınlaşamazsınız eserlerle, sanatçılarla. Dolayısıyla bu filmi şiddetle ama şiddetle öneriyorum. 5 üzerinden 5 yıldızlık bir belgesel. Harika. O zaman 24 Eylül Cuma haftası vizyona girecek filmlerden bir tanesi de bir belgesel, dinlemiş olduğunuz gibi. Meraklısına gidilecek bir film bu. O zaman gidecek olanlara şimdiden iyi seyirler diliyoruz ve bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Evet, iyi seyirler, bol sinemalı günler. Hoşçakalın.